Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün üzerinde daha önce çalıştığımız evin bitmiş halinin videosunu göstereceğim. Daha önce de bir iki videosunu çekmiştim. Bitmek üzereydi, tam bitmemişti. Şu an en son bitmiş hali. Bahçeden başlayabiliriz. Daha önce hatırlarsanız diğer önceki videolarda bahçe tamamen ağaçlarla, otlarla kaplıydı. Onların hepsi kesildi, atıldı. Burada yaklaşık 2 trailer dolusu ağaç, dal, yaprak falan tarzı şeyler çıktı. Şimdi sadece şu küçük şeyler var, çalılar var. Onlar da işte çim biçme makinesiyle çimci gelip bunları halledecek. Umuyorum burası daha düzgün olacak. Yani her şey bitti, sadece şu çim işleri kaldı. İçeri girelim isterseniz. Daha sonra dışarıda bir iki bir şey daha anlatacağım. Burası mutfağımız. Zaten mutfak daha önce de aşağı yukarı böyleydi. Şu an bitmiş halini görüyorsunuz. Buraya çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin konulacağı alan şurası. Burası mutfağımız. Şu kapıyı kapatayım. Daha iyi görürsünüz. Burası mutfağımız. Daha önceki videoda görürseniz, izlediniz mi tam bilmiyorum. Onun linkini de buraya ekleyeceğim. İlk halini, projeye başlamadan önceki halini ve sonraki bu video ikisini karşılaştırırsanız görürsünüz. Bu evi masrafıyla alakalı konuşacağım. Önce şöyle biraz mutfağı göstereyim başta. Daha sonra da detaylarını anlatmaya çalışacağım. Görüyorsunuz burada şeyimiz var, fırınımız falan filan var. Zaten bu alanları daha önce çekmiştik ama temiz değildi. Şimdi temiz hali. İşte burada utility klozetimiz var, gördüğünüz gibi. Utility klozetin içerisinde su ısıtma tankımız ve ısıtımız var, furnace'ımız var. Bunlar ikisi de yeni, brand new. Bunlar şu 10 yıl garantili, bu da galiba 6 yıl garantili. Evet, şimdi içeri geçiyoruz salona. Salonumuz yerde aynı hardwood floor, parke her taraf. Şuraya ceiling fan takmıştık. Burada bir dining area'sı için lamba taktık. Şuradan şöyle gösterirsem daha iyi görürsünüz, şöyle geniş açıyla. Duvarları boyadı ya da tekstür yapıldı. Daha önce duvarlarında bazı arızalar vardı. Onlar tamir edildi. İşte tavanda bir iki sıkıntılı bölgeler vardı. Onlar tamir edildi, boyandı. Yine hallway'de gördüğünüz gibi hardwood floor. Odalarımız hal yapıldı. Yani insanlar odada halılar tercih ediyorlar. Yani odamız yine aynı. Şu pencere değişti. Şu pencere eski pencere. İşte yeni lamba takıldı. Tavanlar, duvarlar tamir edilip boyandı. Yeni baseboardlar takıldı. Şu beyaz tahtalar takıldı. Son halinde bu hale geldi. İşte dediğim gibi daha önceki videoyla karşılaştırırsanız öncesi ve sonrasını aradaki farkı göreceksiniz. Yani dediğim gibi bu ev yaklaşık 30 bine mal oldu tamiratı. Tamirat 30 bine mal oldu. Şu an büyük ihtimal bu evi kiraya vereceğiz. Az önce bir tane kiracıyla görüştük. Adam tamam dedi. 800 dolara burayı kiraya vereceğiz. 800 civarına. Yarın gelip kontratı imzalayacağız. Eğer her şey yoluna giderse. Yani büyük ihtimal gidecek. Adam çok beğendi. Burası diğer odamız. Şimdi odaları önce bitirelim. Sonra tuvalet banyoya gideceğiz. Burası diğer odanın tamamen aynısı. Yine burada klozeti var. Burada bir penceresi var. Burada bir penceresi var. Tüm pencerelerin şeyi var. Ne onun adı? Parmaklıkları var. Demir parmaklıkları. Gördüğünüz gibi. Ekstra güvenlik sağlasın diye. Diğer odanın tamamen aynısı. Her şey yeni odada. Gördüğünüz gibi. Klozetlerimiz var burada. Küçük iki tane klozet var. Bir burada. Bir de şurada iki tane klozetimiz var. Ve son olarak da tuvalet banyodayız. Tuvaletimiz yeni. Florimiz yeni. Lavabomuz yeni.
aynalarımız, ayna lambası, duş alınan yerin duvarları. Bunlar tile değil bu arada. Tile gibi gözüküyor ama tile değil. Bu paneling board diye geçiyor. Shower paneling board diye geçiyor. Bunlar 4 foot'a 8 foot genişliğinde panel haline geliyor. Yani siz onu kesiyorsunuz buraya. Yapıştırıp çiviliyorsunuz falan. En çok param gittiği yer tuvalet, banyo ve mutfak oluyor genelde. Bu projede öyle oldu. En çok para harcadığımız yerler burası oldu. Neyse buradan da çıkalım. Burası daha önce de göstermiştik. Furnace'imizin kontrol panelı. İşte sıcaklığı artırıp azaltma şeklinde buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi yine geldiğimiz yerden çıkalım. Şimdi lambaları kapatıp geldiğimiz yerden çıkalım. Dışarıda belki bir şey anlatacağım. Bu ev çok popüler bir ev şu an. Günde yaklaşık, yani abartmıyorum, 10 kişi falan arıyor. Satılık ve kiralık için. Sebebi de yeri çok güzel. Yani muhit olarak güzel bir muhit değil ama güzelliği şu. Burada VA Hospital diye bir hospital var. Hastane onun tam yanında. Bir diğer güzellik de şu. Göreceğiniz gibi kamera taktım her tarafına. Burada kamera var. Ondan sonra az ileride bir tane daha var. Bunları göstereyim size hemen. Şurada bir tane var gördüğünüz gibi. Hemen şurada. Bir tane de şuraya koyduk yukarıya. Bu evin önünü çekiyor. Şuralara çekiyor. Bu da kapının girişini gösteriyor. Hani birileri var mı diye. Telefondan bu kameralara ulaşabiliyorsunuz istediğiniz yerden. O yüzden yani o da bir art özellik. Daha sonra buraya halı döşedik. Dışarı halısı, outdoor halı. Daha önce düz betonda. Bu daha bir güzellik verdi. Daha temiz gözüküyor. Şimdi bu evin güzelliği şu. Şimdi biraz yürüyelim. Şimdi onu göstereceğim size. Şimdi biraz mahalleyi de gösterebilirim. Daha önce birazcık göstermiştim. Şimdi burası sokağımız. Genelde sessiz, sakin. Gördüğünüz gibi öyle hırgür, yüksek sesle müzik dinleyen insanlar yok. Hepsi müstakil evler. Mahalle fena değil ama çok dediğim gibi öyle müthiş güzel bir mahalle değil. Bu evi güzel yapan şu karşıdaki bina, şu karşıdaki tuğla, kırmızı tuğlalı binayı görüyorsanız şu büyük bina. Burası VA Hospital, federal bir hastane. Burada binlerce çalışan insan var. Yani buradan beni epeyce bir insan arıyor bu evi kiralamak için, satın almak için. O yüzden şu an çok popüler. Bir sürü insan aradı ve arıyor. İnşallah yarın evi kiraya vermiş olacağız. 30 bin dolar harcadık. Evinde toplam bana alışı, vergisiyle şunda bunda herhalde 7 bin civarıydı. Yani 37 bin, 37 olmadı bile yani 30 ile 35 arası gibi bir rakam oldu. Tam böyle küsurat ne kadar bilmiyorum ama 30-35 arasına mal oldu diyebiliriz. Ve aylık 800 dolara yakın bir şey olacak, kira getirisi olacak. 800 dolar bunun ne kadar benim masrafım olacak? Bu evin yaklaşık 500 dolar civarı yıllık vergisi var. Bir yılda 500 dolar civarı vergi veriyorsun. Ve bu evin insurance'u da, böyle bir evin insurance'u da böyle bir daha küçük bir ev. Yani 400-500 dolar arası da insurance tutar. Yani hadi en kötü ihtimal senaryoyu düz şey yaparsak yıllık 1000 dolar ekstra masrafı var. Yani 1000'i 12'ye böldüğümüz zaman 100 dolar diyelim hadi. 800'den 100 dolar düşersek toplam net 700 dolar gibi bir bize net getirisi olacak aylık. Yani güzel bir rakam. Yani Amerika şartlarında güzel bir rakam. Tabii Türkiye'de olan bir adam böyle bir yatırım olsa 4 ile çarpsan 7 kere 4, 28. Tabii bir adamı geçindirir çok rahatlıkla. Bilmiyorum daha başka ne anlatabilirim. Şu an arkasını gösteriyorum. Arkası da, pardon, yan tarafı daha doğrusu. Arkası değil, arkası da böyle. Kameralarımız da burada böyle. Bilmiyorum başka anlatacak bir şeyim çok yok aslında, kalmadı.
Bugünlük de bu kadar diyelim. Bu alakalı başka video çekmeyeceğim. Bu son videomdu bu alakalı. Şu an çünkü bu bitmiş halini çekmiş oldum. Daha önce dediğim gibi bu evin ilk halinin videosunun linkini bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Önceki ve sonraki diye kendiniz izleyip farkı görebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.